Ama hocam şimdi bana bir tane soru geliyor. Birazdan artık yandan da sorular gelmeye başladı. Onları alacağız. Bir tane çok sık geldiği için bunu sormak istiyorum. Genelde şöyle bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Son dönem getiriye bakıp bir yatırım fonuna karar verme, bunu alma eğilimini görüyoruz. Yani en son mesela teknoloji fonları ilk 2 ay, yılın ilk 2 ayı %85 civarında bir şey yaptı. Tabii orada herkes ben de alayım diye bir şeye girdi. Tabii En bu büyük hata. En çok erken almayı seviyoruz. Abi şimdi orada dediğin doğru. Çok çok büyük bir problem. Mesela altın mesela güzeldi. Şimdi altın da mesela bence çok arttı ons bazında. Mesela biraz ondan da imtina etmek lazım. Yani dönemsel olarak ayda bir işte bu programları seyrederek, işte programları, yorumları seyrederek biraz tedbirli olmak lazım. Hiçbir şeye bak, seyretmeye bile gerek yok bazen. Şu grafiklere baksınlar. Yani mesela bir fon normalin çok üzerinde çok hızlı getiri sağladıysa son bir ayda, ya o ay benim o parayı oraya yatırmamam lazım ya. Ana fikir bu olması lazım. Çok basit Güzel. ya. Çok basit Güzel. ya. Ben kendim öyle yapıyorum çünkü abicim. Yani bakıyorum bu ay param geldi. Çocuğum için bir para yatıracağım diyelim. 50 bin lira, 30 bin lira, 20 bin lira neyse. Ya bakıyorum şimdi altın mevduat 5 getirirken 10 getirmiş. Bir blockchain fonu 18 getirmiş. Bu çok güzel. Ben buna yatırayım demek. İşte borsaların, piyasaların mantığını bilmemek demektir. Hayır, orada şuna bakıyorum ben. Abi bu ay 18 getirmiş. Bu da inanılmaz bir oran. Suyu çıkmış. Yani kelimeyi kibarca kullanıyorum yayın diye. Suyu çıkmış diyorum. Onu başka türlü de şey yapabilirsiniz. Bu işin suyu çıkmış. Bu o kadar olmaz. Bakayım ne az getirmiş bu ara. Oo, gümüş %-3 yapmış diyorum. Oo, altın %4 yapmış diyorum. Demek ki diyorum bu ay altına %4 yatırayım. Biraz para yatırayım. Bu %4'ü ya. İkisi iki. Ya bu kadar yani abi. Yani biraz buna bakacağız. Yani olay en az kazandıranın üzerine gidersek, en çok kazandırandan kaçarsak riskimizi minimize ederiz. Ama yine diyorum küçük yatırımcı maalesef bunu yapmıyor. En çok ne yaptıysa onun peşine koşuyor. Sonra da ne olacak? Emin ol o canın fonlar dediğim çok şahane fonlara da yine para kaybedecek. Çünkü de ondan sonra bir yıl sonra diyecek ya bu teknoloji fonu kötüymüş. Yok işte bankacılık fonu kötüymüş. Abi yani en zirveden alıyorsun sonra en dipten satıyorsun. Tam tersini yapmak lazım. Bir şeyi dururken, hareket etmezken almak lazım. Buna tekrar tekrar çok dikkat edin.